Evet sevgili izleyenlerimiz, sevgili takipçilerimiz, Keşan postasından bugün çok önemli bir bağlantı gerçekleştireceğiz Hollanda ile. Bugün biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve tabii ki koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlerinde bu bayramı evlerinde coşkuyla kutlamaya çalışıyor. Biz de Hollanda'dan çok anlamlı bir müzeyi kuran ve orada yıllardan beri bu müzeyi gerçekleştiren ve birçok vatandaşımızın hizmetini açan aynı zamanda Keşan Postası temsilcimiz Sayın Bülent Türker'e bağlanıyoruz. Hollanda'daki Atatürk ve Çanakkale Müzesi'nde olacağız ve Bülent Türker şu anda karşımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi maalesef çocuklar yok. Fakat biz yine çocuklar varmış gibi müzemizi süsledik ve şunu iddia ediyoruz ki dünyada en güzel yurt dışındaki ev bu ve de dünyadaki tek Atatürk ve Çanakkale Müzesi. Biliyorsunuz ki geçen yılda 28 Nisan'da Türk Dünyası Dünya Kültür Ödülü almıştı. Şimdi ben 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutluyorum. Keşan ve tüm Trakya'da, tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki çocuklara selam ve sevgiler gönderiyorum. Bu selam onlar için olsun. Ve Sağ olun. şimdi sizlere müzemizi anlatıyorum sevgili Adnan. Sayın Türker, önce efendim bir şeyler sormak istiyorum. Sayın Bülent Türker kimdir? Önce bir kendinizi de tanıtırsanız ve bu proje nasıl aklınıza geldi? Bu projeyi uygulamak için nasıl düşündünüz? Neler düşündünüz ve bu projeyi nasıl hayata geçirdiniz? Dilerseniz bunları da önce bir dinleyenlere, izleyenlerimize bir anlatalım. Ondan sonra müzemizi de sizinle beraber gezeceğiz efendim. Tamam efendim. Sevgili Erdoğan, bu müze benim 25 yıl önceki bir projemdi. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Bülent Türker. Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdum. Ortaokulu ve liseyi, ilkokulu ve ortaokulu Vize'de, liseyi Edirne'de, Ticaret Lisesi'nde ve Ankara Ticaret İlimler Akademisi'ni iyi dereceyle bitirdim. O zamanlar yoksulluktu. Hollanda'ya milli sporcuydum. Maraton yarışları, Hollanda'ya yarışları otostopla geldim. O zaman milli takım devlet para vermedi, yollamayınca ben de Edirne'den 5 lira parayla otostopla geldim. Hollanda'daki yarışlarda birinci oldum. Sonra tam dönerken bir bankaya 10 günlük temizlikçi olarak girdim. Çay kahve yapmak için girdim. Temizlikçi olarak girdim. O bankanın da sonra kadrolu eleman oldum ve müdür oldum. 28 yıl Hollanda'da 3 tane değişik bankada müdürlük yaptım. 2002 yılında Hollanda Kraliçesi yaptığım hizmetlerden dolayı engelli çocuklara yaptığım hizmetler ve Türkiye'deki insanlara yaptığım okullar ve hizmetlerinden dolayı Hollanda tarihinde en genç olarak bana Hollanda Kraliyet Üstün Madalyası'nı verdi. Ben çok gururlandım. Bu madalyayı da ben 41 yaşında almıştım. Annem de geçen yıl 82 yaşında aldı. Anne oğul olarak kraliçeden ödül alan dünyada tek insanlardan biriyiz. Ben ayrıca bununla da gurur duyuyorum. 2005 yılında da Hollanda'da halk oylamasıyla ben 40 yılın en iyi kalpli insanı seçildim. Şimdi kendimi tanıttıktan sonra bu Çanakkale Müzesi hikayesine başlayayım. Evet. Ben 25 yıl önce Hollanda'dayken eski şeyleri antikaya merak vardı. Köstekli saat topluyordum. Bir gün bir Hollandalı geldi. Hollanda dediler senin gibi meraklı dediler. Ya ben dedim antikacı değilim. Hollanda'nın evine gittiğimde binlerce Çanakkale malzemesini gördüm. Tabii çok şaşırdım, üzüldüm. Nereden aldın bunları dedim. Adam dedi ben 70'li 90'lı yıllarda Türkiye'ye tatile gittim. Tatilden dönerken o Türkiye'deki şu sözü kullandı. Salak Türklerden bir tek çikolata, bir tek sigara verip bu malzemeleri aldım deyince ben çok üzüldüm, ağladım. Hemen izin alıp bankadan Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'de bir şey, hiçbir müze görmeyince ben Çanakkale
koleksiyonu merak başladı ve o günden beri de içki sigara paralarımı biriktirdim ve şimdi hemen hemen yurt dışında en büyük müziğine sahibiyim. Yakında da inşallah Türkiye'deki malzemelerle de Türkiye'de bir yerde bir müze kurmayı düşünüyoruz. Bu koronadan sonra da inşallah 4-5 belediye teklifte bulundu. Türkiye'de de bir müze kuracağız. Buradaki müze kalacak. Evet. Buradaki müze benim 10 yıldan beri faaliyette. Bütün Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, Almanya'da, Hollanda'da, fuarlarda bu müzeyi kurduk. Gönüllü arkadaşlarla beraber tam 1 milyondan fazla insan müzeyi ücretsiz izledi. Benim evimde de 100. yılda, 2015'te 100. yıldı. Ben Hollanda devleti, Türk devletine müracaat ettim. Bana bir yer verin dedim. Kimse vermedi. Kimse vermeyince ben kendi evimi müze yaptım. 5 yıldan beri 15 binden fazla insan buraya geldi. Müzeye giriş bedava, park bedava, çay kahve bedava. Birçok çocuklara, gelenlere bayrak veriyoruz. Tişört ediyoruz, kitap hediye ediyoruz. Ve şimdi de müzemizi gezmeye başlayalım isterseniz. Sevgili izleyenler, bizler de 2018'de Sayın Bülent Türker'in Rotterdam'daki evine, bu müzede misafir olduk. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Hasan tek kardeşimiz de Rotterdam Maratonu'na Hasan katılmıştı. Hasan'la beraber katıldık ve Sayın Bülent Türker'in konuğu olduk. Gerçekten orayı görünce, yani çok önemli. Siz de şimdi görünce mutlaka bu duygulara kapılacaksınız. Türklük adına gurur duyduk. Atatürk'ün adına gurur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti adına gurur duyduk kendisiyle. Şimdi Sayın Türker'in anlatımıyla müzeyi bakalım, gezelim. Sizler nasıl bulacaksınız sevgili izleyenler? Buyurun Sayın Türker. Evet. Hasan Tek de 2 sene önceki burada 40 bin kişi arasında 7. olmuştu. Evet. Bir sakatlık ama çok büyük başarıydı. Ve en genç sporcuydu. 18 yaşına basmadan basan tek sporcuydu. Onunla da gurur duyduk. Evet, şimdi müzemizi yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Bu gördüğünüz Atatürk'ün gençliğe hitabı. Bu 1991 yılında Ankara'da 8 tane kız sanat okulu öğretmeninin 3 yılda yaptığı, her santiminde 60 tane ilmik olan altın bir eserdir. Bu dünyada tektir. Bunun ikincisi yoktur. Ve 3 yılda 8 tane öğretmen tarafından yapılmıştır. Şimdi burada başka bir çok güzel bir eseri sizlere göstereceğiz. Evet. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tek bayraklardan bir tanedir. Bu bayrağı Çanakkale'de dedelerimiz, bugünkü gençler bir dut ağacının altına asıyormuşlar. Herkes oraya toplanıyormuş ve orada da bunu alıp savaşa gidiyormuşlar. Sancağımız Avustralya'da, sancak kurumu da bende. Bunu da az sonra buradan göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz şeye. Yine sizlere bir Çanakkale Savaşı'ndan İngiliz komutanının tabancası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Çok enderdirdir. Yine Çanakkale'den bir süngü, Türk askerlerinin süngüsü, bakın düzdür. Karnına girdiği zaman öldürmüyor, yaralıyor. İngiliz askerlerin de ise bakın olukludur. Karnına girdiği zaman öldürüyor. Ya bakın ne kadar aradaki mesafe, boy farkına da bakın. İki misli neredeyse. Evet, yine size bir bayrak göstereceğim. Bu tam 83 yıllık bayrak, 84 yıllık bayraktır. Annemin doğduğu yıl. 1937 yılında Ocak ayında bayrağa yazı yazmak serbest bırakılmış. Bir ay sonra da kanun çıkmış. Mart ayında bayrağa yazı yazmak yasaklanmış. O günden kalan bir bayraktır. Yani 83 evet. yıllık bir bayraktır. Buradaki yaşasın bu olmaması lazım. O günü işte herkes ismini yazıyormuş, bir şeyler yazıyormuş. Ama bayrak kanunuyla bu yazı kalkmış. Size bir tane buradan bakın. O günkü kumbaralar. Bunu böyle kumbaralara takıp kumbaralara takarak para toplayıp o ne şartlarda bu vatan kazanılmış, o günkü kalan kumbaralardan biridir. 100 sene önce bugün meclis açıldı. İşte size çok değerli bir şey, hiçbir yerde olmayan bir eser sunacağım.
Meclis açıldığı günü Nutuk. 150 tane milletvekillerine birer tane nutuk yapılmış Osmanlıca. İşte bu da Atatürk'ün nutuklarından bir tanesidir. O günkü çok nutuk. Değerli bir tabii ki. Çok değerlidir evet. Efendim. Bu, evet. Bunun bir tane daha var bende. Türkiye'de iki tane var. 150 taneden. Bu da o günkü savaşın haritaları arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Bu nutuk. Nutuğun içinde de o günkü orijinal savaş haritaları var. Bakın. İstiklal Savaşı ve Çanakkale'deki kırmızılar düşmanların, maviler de bizim savaş planlarımız. Bakın o günkü orijinal planlardır. Bu planları almak için Kayseri Üniversitesi'nden profesörler geldi, kopyalarını aldılar. Çok nadirdir arkadaşlar. Yine sizlere buradan şimdi Çanakkale malzemelerini göstereceğim yine arkadaşlar. Bakın burada çok orijinal. Bakın burada bir istiklal madalyamız var. Kırmızı yeşil hem savaşan hem de milletvekillerine verilen bir madalyadır bu Atatürk'ün orijinal resmiyle. Efendim, Sayın Türker, bu madalyayı kimden nasıl aldınız? Bu müzede sergiliyorsunuz. Onu da ya şimdi bakın burada evet. Da var bir tane kırmızı beyaz yine istiklal madalyası evet. Bakın. Bunlar istiklal madalyaları 4 tane. Evet. Kırmızı beyazlar cephe arkasında işte hemşirelik yapan yardım edenlere. Kırmızı yeşiller hem milletvekili hem de savaşanlara. Yalnız şeyleri var. Kırmızı olanlar da Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda savaşılanlara verilenler. Ben bunları tabii yıllar önce yurt dışından ve Türkiye'den işte zor durumda olanlar sattılar. Bazılarına para verdik. Bunları 3-4 tane var. Zor temin ettik. Şu anda çok nadir bunları bulmak. Evet. Bakın yine bir Atatürk'ün size bir sigara kutusudur. Orijinaldir bu da. Yani bunları tabii genelde hep yabancılar kutusu, toplamış. Sevgili izleyenler, evet. Atatürk'ümüzün sigara kutusu. Biz de bu konuda Sayın Türker'in söylemlerine bakalım. Gerçekten önemli bir eser o da. Bakın bir tane de şimdi şey göstereceğim. Bu da Fransızların sümbüsü arkadaşlar bakın. Evet. İngiliz, Türk ve bu da Fransızın sümbüsü. Bu da ne kadar uzun. Bakın size bir tane şey gösteriyorum. Ölen bir Türk subayın kemeri. Evet. Yine patlamamış bir mermi. Bakın bunlar da tabancalar arkadaşlar. Şimdi buradan burası Atatürk Müze'nin odası arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Ben buradan özel yapıldı. Atatürk'ün Çanakkale savaştan sonra savaşta giydiği komutan elbisesi birebir aynıdır yapılmadır. Bu orijinal değildir. Birebir aynısı aynı boyda aynı ebatta yapılan ünlü bir terzi tarafından yapılmıştır. Atatürk'ün çok nadir kadife bir el işleme resmidir bu. Bu da yine bir Türk komutanına ait kılıç. Evet. Şunları bile, bunları da göstereyim size. Atatürk'ün öldüğü günkü orijinal gazeteler. Milliyet Gazetesi, Ulus Gazetesi, yine değişik gazetelerden Atatürk'ün öldüğü günkü gazeteleri sizlere takdim edelim. 10 Kasım 1938 tarihli gazeteler. Evet. Evet. Bunların 15-20 tane var. Bütün orijinal gazeteler bende mevcut. Evet şimdi diğer odaya geçiyoruz Erdoğan'cığım. Evet Bülent Bey. Şimdi yine bu burada depodan o günkü orijinal. Bakın şimdi burada sizlere çok nadir orijinal fotoğrafları göstereceğim şimdi. Bakın 100 sene önce 105 sene önce Çanakkale'de işte bizim bugünü meclisi kuranlar, o günkü askerler hepsinin imzalı resimleri, bazıları anasına babasına, bazıları da sevdiklerine Osmanlıca yazdıkları, imzaladıkları resimler bunlar. Bunlardan bende yüzlerce var. Bunları tabii çok önemli resimler, önemli belgeler. Şimdi çok size az önce bahsettiğim bayrak vardı.
Evet. Bayrağın arkasında da sancak vardır. Sancağımız biliyorsunuz Avustralya'da. 57. alayın tüm askerleri, 2500 tane asker şehit olduktan sonra son asker ölmeden önce sancağı bir ağacın üzerine asıyor ve kendi de şehit oluyor. Sonra Anzak'ta bir asker alıyor. Sancağı biliyorsunuz sancak teslim oldu mu ordu teslim olur ama Evet. neden 2500 söylediği için. Şu anda sancağımız Avustralya'da Sydney'de müzede. Müzeye girişte bizim sancağımıza şöyle yazar. Hey buraya girenler bu sancağın önünden selam vermeden geçmeyin. Çünkü bu sancak Çanakkale'de esir alınmadı. 57. alayın tüm askerleri şehit olduktan sonra bir ağacın üzerinde bulunmuştur diyor. İşte maalesef sancağımız orada, bayrak da bende. Bir de sancakların üzerinde bir Kur'an olur. İşte bu da o da bir tane benden nadir bakın. Evet. Bu sancak Kur'an'ı sancağın üzerinde olan sancak Kur'an'ı dedikleri o bölükte olan 150 askerin veya 250 askerin isimleri işte burada. Ahmet Ali Mehmet Keşan, Erdoğan oğlu Hüseyin Malkara, Bülent oğlu Levent Yozgat böyle şeylere göre şiirleri yazıyor Evet. ve bunun içinde duruyor ve sancağın üzerindeymiş ama bunu ben de yıllar önce bir yurt dışından buldum. Çok değerlidir. Bunun için Türkiye'den 2-3 tane profesör geldi. Sırf bunu görmek için, bunu incelemek için, fotoğraflarını çekmek için çok nadir ve ender bir tane fotoğraflardan biridir. Sayın Türker, Evet. bu arada şunu sormak istiyorum. Sizin Buyurun. malum bir silah Atatürk'ün bir silahını da aldınız. Evet. Müzayedede katıldınız tek Türk olarak. O silahtan da biraz bahsedersek ve o Evet. silahı da izleyenlerimize gösterirsek bu çok önemli Tamam. çünkü basında yer alan önemli olaylardan bir tanesiydi. Tek Türk olarak Bakın katıldınız. şimdi Evet. silah görüyorsunuz işte. Evet. Silahın üzerinde 29 Ekim 1923 yazıyor fotoğrafı. Üzerinde bir tarafında General Mustafa Kemal Paşa, diğer tarafında Türkiye de Hava, Arjantin Cumhurbaşkanı'nın ismi yazıyor. Arjantin Cumhurbaşkanı Atatürk'e hayranmış. O Çanakkale Savaşı sırasında Fransa'da büyükelçiymiş. Ülkesine dönüp Cumhurbaşkanı olunca Atatürk'e bir silah yaptırıyor. Belçika markı Breuning. Bu silahı gönderiyor. Ama bu silah 1944 yılında, 44-45 yıllarında İkinci Dünya Savaşı'nda Ankara'dan çalınmış veya satılmış ve 6 tane sahip değiştirmiş. Şili'de, Arjantin'de değişik ülkelere gitmiş. En son Şili'de bir koleksiyoncudaymış 6 sene önce ve İngiltere'de bu koleksiyoncu sıkışınca silahı satışa koymuş 25 bin pound'tan. İngiltere'de işte ben 6 sene önce görmeye diye gittim. 81 kişi vardı. 81 kişi vardı ve bu silah bugünkü parayla vergilerle beraber 50 bin euro yani yaklaşık 350 milyara aldım. Şu anda burada kasada duruyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu yıl içinde bu korona bittikten sonra Türkiye'de onu bir müzeye getirip sergileyeceğiz Evet. veya anlaşırsak Anıtkabir'e veya Ali Koç'la böyle birine vermeyi düşünüyorum. Sayın Türker, Şimdi, Sayın Türker evet. pardon çok özür diliyorum. Bu müzayedeye katılan tek Türktünüz bildiğimiz kadarıyla değil mi Evet. efendim? Bu konu 81 kişi evet. vardı yabancı. Tek Evet. Türk olarak ben Kültür Bakanlığımızdan gelir, işte Turizm Bakanlığı'ndan birileri gelir diye düşündüm. Onlara yardım için gittim ama kimse olmayınca ben girdim. Ve tabii oraya katılanları da çoğunu ikna ettim. Yani ben de sizin katıldıklarınıza girmedim. Bu bizim için önemlidir. Lütfen girmeyin. İşte Hollandalı koleksiyoncuları veya işte diğerlerini bir kısmını yarışmadan girmemeleri, arttırmamaları için ikna ettim. Bir kısmı 81 kişi kaldı arttırdı. Çünkü çok şeydi. Ama en son en büyük arttırmayı en yüksek fiyatı ben verince ben aldım. Böyle de güzel bir silah almak. Onu da siz birkaç kez haberini yapmıştınız. Evet. İnşallah Türkiye'ye gidin. İnsanlarımız görsün istiyorum bunu yani. Sayın Türker, buyurun sözü size bırakıyoruz. Herhalde müzemizi gezmeye devam mı ediyoruz efendim? Söz Devam sizde. edeceğiz. Bakın yine şimdi çok değerli bir tane şey vereceğim size yine. Göstereceğim. Çanakkale Savaşı'ndan bir tane köstekli saat arkadaşlar bakın. Bu köstekli saatte görüyorsunuz altın bir Ermeni usta yapmış. Bir Osmanlıca 1915 yazıyor. Burada da Türk komutanın ismi yazıyor. Evet. Ve Çanakkale Savaşı sırasında bir İngiliz askeri Türk komutanını öldürüyor.
saat alıp götürüyor. 80-97 yıl sırada torunları bu saati satıyorlar. Bakın saat çalışıyor. Ve bunu ben de açık artırmayla 4 bin euroya, bugünkü parayla 30 bin liraya satın aldım. Ve bu da bendedir. Gerçekten çok değerlidir. Yani paha biçilmez, birçok televizyonlara da haber oldu. Şimdi bunun torunlarını arıyorum. İnşallah genelkurmaydan bu saatin torunlarını buluruz. Torunlarına da dedelerinin saatini gösteririz. Öyle çok, evet. Tabii çok da koleksiyondan güzel bir parçadır bu da. Sayın Türker, pardon, kanım, çok kanım. Özür diliyorum. Evet. Sayın Türker, evet. Eğer o torunları bulursanız bu saati hediye edeceksiniz değil mi? Yani bu torunları... Yani ya ben, onlar da durması... Evet. Durmasa evinde bir şey değil. Veya onların resimlerini alacağım. İşte bunların dedelerin de resmini alacağım. İşte bunların dedesinin müzede kalması daha iyidir. Yani şimdi ben tabancanın da ya Ali Koç'un veya Türkiye'de kalan bir müzede görsün, herkes görsün. Anlıyorum. Yani buradaki eserleri gelen insanlar görüyor, görmeyenler gelemiyor. Daha ama, fazla kişiye ulaşsın değil mi Sayın Türker? Yani benim, daha fazla kişiye ulaşsın bu sizin elinizde. Tabii ben, bizim gayemiz daha fazla. Ben yıllarca fuarları gezdim. 1 milyondan fazla insan Çanakkale Müzemizi gezdi. Bunu gördü. Yani Çanakkale'yi tanıdı ve yurt dışından da en fazla bütün dünyadan Hollanda'dan Çanakkale'ye gidiliyormuş. Ve ben de tabii bunda gurur duyuyorum. Bizim de çok büyük emeğimiz oldu. Yani benim burada binlerce malzeme var. Bakın yine şimdi göstereyim. Bak burada bir sürü işte kılıçlar, süngüler, Çanakkale ile ilgili. Bak yine orijinal bir sürü gazeteler var burada. O günkü bakın Çanakkale gazeteleri hepsi Atatürk'ün öldüğü günkü gazeteler. Orada en iyi kalp bir haberiniz var efendim. Onu da bir gösterebilir miyiz? Tabii. Buyurun bak, onu da ben onu çekmiştik. Hollanda'da en iyi kalpli. Evet. Hollanda'nın en iyi kalpli Türk'ü Bülent Türker. Evet, işte o sevgili izleyenler. Evet, 2005 yılında bir gazetede de Türk diye beraber çıkmış. Onu ben şey yaptım. Evet. Evet. Şimdi bakın ben çok orijinal yine bakın. Şunlar evet Türk komutanlara ait o günü el yapımı bu süngüler, kamalar, bıçaklar. Çok enteresan. Erdoğan bir daha süremiz var değil mi? Buyurun efendim. Bunun için süremiz süre, var değil mi? Bunun için süre gerçekten yani zaten çok önemli şeyler gösteriyorsunuz aslında bunun için. Bakın ben 36 yıldan bu yana gazetecilik yapıyorum. Birçok kez yayın yaptım. Birçok habere imza attım ama bu bağlantı kadar, bu yayın kadar heyecanlandığım bir yayını hatırlamıyorum Sayın Türker. Gerçekten çok önemli aslında işlere imza atıyorsunuz. Bunun için sizlere binlerce kez teşekkür etmek lazım. Umarız ki bu sizin emeğiniz veya verdiğiniz bu mücadele anlaşılabilir. Ve bunları gerçekten daha farklı noktalara getirebilirsiniz inşallah Sayın Türker. Gerçekten ben çok heyecan içerisindeyim. Bir de ben sizden ilerleyen dakikalarda şunu rica edeceğim. Zehra teyzemiz oradaysa Zehra teyzemizi de ben bir izleyenlerimize göstermek istiyorum. Onun da ellerinden öpüyorum. Bu çok önemli. Zehra teyze gerçekten geçtiğimiz günlerde bizim yine Keşan Postası'nda yayınlanan 23 Nisan filmimizde Zehra teyzemizin de mesajı var. O mesajı da filmimize koyduk. Zehra teyzemizi de ilerleyen dakikalarda bizimle buluşturursanız memnun oluruz Sayın Türker. Buyurun. Bakın şimdi yine Anzakların 100 sene önceki püsküvi kutuları sevgili Erdoğan Keşan Postası dinleyicileri, izleyicileri. 100 sene önce bizim dedelerimizin yemeği ekmeği yokken onlar püsküvi kutularında, çikolata kutularında, içki şişelerinde gelmişler. Bakın bu o. Bunu da 100 sene sonra 1915'ten sonra 2015'te anı olarak püsküvi kutularını yapmışlar. Burada bakın Erdoğan'cığım çok güzel Atatürk'ün bir sözünü koymuşlar. 1937 yılında bir Avustralyalı Anzaklı anne Atatürk'e bir mektup yazıyor. Benim diyor çocuğum Çanakkale'de öldü. Ben çok üzülüyorum. Göremiyorum diyor. Atatürk de ona bir cevap yazıyor. Sizin çocuklarımız da bizim çocuklarımız koyun koyuna yatıyorlar. Artık onlar da bizim çocuklarımızdır diye. Aynı mektubu İngilizce'ye çevirmişler. 100. yılda 2015'te bastırdıkları püsküvi kutularında Anzaklılar bakın Atatürk'ün sözünü koymuşlar. Burada Mustafa Kemal ve İngilizce Atatürk'ün o kadına verdiği cevabı buraya koymuşlar. Bu çok duygulandı. Bunu Avustralya'dan bana bir izleyicim gönderdi. Çok hoşuma gitti. Yani gerçekten çok güzel bir
duygu. Yani Avustralyalılar Atatürk'ün büyüklüğünü, bütün dünya büyüklüğünü burada tekrar gösterdi. Gerçekten 100 yıl sonra bile inanılmaz insanlar bir lideri anıyorsa bunun büyüklüğü buradan da gözükmektedir. Sevgili Erdoğan'cığım, şeye bakalım. Bak, bunlar da bizim müzemize gelenler. Evet. Sevgili Edison geldi. Cemil İpekçi geldi. Fatma Girik burada müzemizde kaldı. Naim Süleymanoğlu biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Yıllarca benim evimde kaldı. Benim çok iyi arkadaşımdı. Türkan Şoray biliyorsun, beraber gittik. Evet. Ona altın lale ödülünü verdik. Türkan Hanım'ı beraber ziyaret etmiştik. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Buyurun. Beraber gittik. Seninle birlikte de güzel sohbetimiz oldu. Evet Sayın Türkan. Yine görüşüyoruz hala Fatma Girik'le. Nükhet Duru her zaman görüşüyoruz. O da müzemize geldi. Osman Pamukoğlu geldi. Yani Tayfun Talipoğlu geldi. Allah rahmet eylesin. Tayfun Talipoğlu. Evet. Tayfun Talipoğlu beni görünce bu müzeyi ben dünyadaki bir tane insan, çılgın Türk var, o da sensin dedi. Bana da çılgın Türk ismini vermişti. Allah rahmet eylesin. O da gerçekten aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Evet. Kasım ayında geldi. Aralık ayında beni 1,5 saat Halk TV'de canlı yayın aldıktı. Maalesef öldü ve alamadı. Böyle bir anımız da var onunla. Bakın, burada daha yüzlerce eserimiz var. Çanakkale ile ilgili, İstiklal Savaşı ile ilgili kılıçlarımız, süngülerimiz, madalyalarımız. 9 tane de kitabım var benim, biliyorsunuz. Çanakkale, evet, kitaplarım var 9 tane. Sizlere de vermiştim. Bakın burada anılarda Ahmet Gürel'le birlikte Çanakkale Geçilmez Anıları. Yine benim Çanakkale Kahramanları kitabım. 50 baskı yaptı. Bunları geçen de çocuklara da atmıştık. Yine İngilizcesi var, oğlumun tercüme ettiği. Naim Süleymanoğlu'nun hayatını yazdığımız bir kitabımız var. Son 6000 tane bundan dağıttık. Benim Bitmeyen Sevda romanım var. Bir de Çanakkale Savaşı'nların bilinmeyenleri var. Bunlarda olanlar hiçbir yerde yok. Sayın Şimdi Türker, biraz bak, bugün bahçemiz düşedik. Sayın evet, Türker, Erdoğan pardon, Bey. Pardon. Evet. Yeni bir kitap var mı yolda, hazırlık yazışması? Yolda yeni bir kitap var. Hem hayatımı, evet, yazıyorum, hem de Hollanda'daki Türklerin başından geçmiş hikayeleri yazıyorum inşallah. Yakında ne zaman yayında olacak inşallah Sayın Türkan? Ya bu sene ben hayatımı çok istiyorum. İzmir'den bir profesör yazıyordu. Hastalandı. Bütün yaşam öykümü, başarı öykümü bir kitaba dökmek istiyoruz. Ona başladık işte. Bu korona günlerde işte. Önümüzdeki günlerde ona daha ağırlık vereceğiz. İşte 23 Nisan'ın olması, 100. yıl olması bizi duygulandırdı. Şimdi bahçeye gideceğiz gerçekten. Peki. Şunu iddia ediyorum ki bugün düzenlenen bu arkadaki bahçe dünyadaki en güzel bahçelerden biri. Eğer bu bahçeden güzel bir bahçe varsa o kişiyi Hollanda'ya davet ederim. Yani o kadar iddialıyız. Çünkü gelin o kadar iddialıyız. Merakla bekliyoruz Sayın Türker, ama Zehra teyzemizi, evet, de unutmayalım. Lütfen Zehra teyzemle de bir görüşelim. Şimdi hemen annem dışarıdaydı. Anne? Şöyle dışarıda. Dışarıya çıkmış herhalde Zehra teyzemiz. Anne? Dışarıda olacak herhalde. Evet Erdoğan'cığım, şimdi bahçeye çıkacağım. Annemi de göreceğiz. Bekliyoruz. Buyurun. Sayın Türker, buyurun. Evet sevgili, evet, izleyenler, yayınımız devam ediyor. Sayın Türker'in bahçesi gerçekten... Bakın bahçeye girdik, evet, Erdoğan'cığım. Bahçede kocaman bir... 4-5 metrelik bir Atatürk. Burada da bayrak. Sen bu bahçede biliyorsun, beraber, evet, balık yedik, yemekler yedik. Güzel günlerimiz geçti. Bakın bugün bütün burası bahçemiz bayraklarla dolu. Tamamen. Mükemmel bir bahçe olmuş. Gerçekten dediğiniz kadar var Sayın Türker. Evet. İşte Bülent Türker'in Rotterdam'daki evinin bahçesi. 23 Nisan'a özgü süslemiş, 23 Nisan'a özgü, evet, bir süsleme var. Görüyoruz sevgili izleyenler. Erdoğan, evet, bahçenin güzelliği, bütün her taraf bayrak, Atatürk'ün bayraklarına dolu. Bakın şurada görüyorsunuz evet, domatesler kızarmaya başlamış. Bakın, yavaş yavaş. Bütün bahçemizi bayrak yağdı bugün. Her taraf bahçemize bayrak oldu. Bakın böyle, evet, bütün her taraf
Hani sen biraz konuşacaksın. Şimdi az geldim. Zehra teyzem orada mı? Burada. Bak evet. Şimdi gel şuradan. Zehra teyzemi de bir görelim. Merhaba diyelim kendisine. Tamam böyle hadi tamam şöyle diyelim hadi burada diyelim hadi tamam. Merhaba Zeynep teyze. Nasılsınız? Bahçenin hazırlanmasında en büyük emeği geçen annemdir. Kesinlikle. Nasılsın Zehra teyze? Merhaba, nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ben Zeynep. Evet. Ben Erdem Bey. 80 yaşındayım. Hollanda'da yaşıyorum bu deli oğlanın sayesinde. Zehra teyzeciğim, önce sizi... Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Sağ olun. Türkiye'de. Her şey çok iyi. Koronanın dışında her şey çok iyi. İnşallah o da bitecek. Alo? Korona bir bitsin. Ondan sonra inşallah tekrar görüşeceğiz yine inşallah Zehra teyze. Ben şunu soracağım. 23 Nisan'la ilgili sen neler söyleyeceksin? Bir filmde bir film hazırladık. Onu izleyebilir mi Keşan Postası'nda? Bilmiyorum. Bir mesajım vardı bizim Keşan Postası'nda. Mesajını buradan tekrar bütün izleyenlerimize alabilir miyiz Zehra teyze? Buyurun. Hadi şöyle 23 Nisan kutlu olsun de. 23 Nisan bayramı tüm çocuklara kutlu olsun. Sağ olun size de efendim. Ellerinizden öpüyorum efendim. Erdoğan nasılsınız? İyi misiniz? Tanıyamadın. Olsun. Olur. Tanımışsın tabii. Kim olduğunu söylemedim ben. Şimdi Erdoğan neydi tabii hemen. Evet. Evet. Anladım. Peki teşekkür ediyoruz Bülent Bey, Sayın Türker, Zehra teyzeye de çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpüyoruz Zehra teyzemizin. Sayın Türker, başka söylemek istedikleriniz var mı efendim? Onları da alalım. Buyurun. Yayında sanırsam bir internetle ilgili bir sıkıntı var Hollanda'da. Bahçeden isterseniz içeriye doğru gelirseniz Sayın Türker, bahçeden içeriye gelelim. Sanırsam internet bir sıkıntı yaşanıyor şu anda. Teknik bir sıkıntı. Evet sevgili izleyenler gerçekten şu evet. Anda. Evet. Sayın Türker isterseniz bahçeden içeriye alalım sizleri. Yayınımız evet. Devam etsin. Bakın. Zaman zaman kesintiler oluyor. Evet. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet mükemmel bir bahçe olmuş. Tebrik ediyoruz. Gerçekten kutluyoruz Sayın Türker. Bakın burada da bir alımız var Erdoğan Bey. Arkadaşlar evet. Görsünler. Evet. Burada 100 yıllık bir alı. Atatürk'ün el yapımı. Bir de burada bir tane var. Burada da yine sobamızda evet. Patatesleri, balıkları, yemekleri yapıyoruz. Az patates yemedik oradan Bülent abi. Evet. Patatesleri buradan bahçeden çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz bahçemiz evet. Böyle. Şimdi içeri devam ediyoruz. Evet, buyurun efendim. Erdoğan Bey, bir tane şimdi biz bu akşam yarışma açtık. Evet, ondan da bahsedelim o zaman yarışmadan biraz Bülent Bey. Buyurun. Yarışma bu akşam katılmak isteyenlere ben onun için şeyleri göstereceğiz burada. Tamam. Burayı döndürebilir miyiz? Bunu kapat. Ne yapacağız? Bir dakika veriyoruz efendim, bir dakika. Şimdi bu yarışmada bu akşam çocuk bayramı için bir yarışma yaptık. En güzel şiiri okuyana ödül vereceğiz. Şimdi bunları izletiyoruz. Benim Bülent Türker sayfasında 23 Nisan çocuklar için yarışma var. Bunların birkaç tanesini siz dinletelim isterseniz. Çok güzel çocukların tabii şiirleri ki. Var. Tabii ki. Buyurun efendim. Çünkü, çünkü doğru yol, doğru yol. Çalışkanım, çalışkanım. İlkem, ilkem. Küçüklerimi korumak, küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak, büyüklerimi saymak. Yurdumu, yurdumu, milletimi, milletimi. Özümden çok sevmektir, özümden çok sevmektir. Ülküm, ülküm, yükselmek.
Erdoğan'cığım. Alkışlıyoruz çocuklarımızı. Gerçekten mükemmel. Armağan olsun. Armağan olsun. Erdoğan'cığım bunu... Erdoğan'cığım... Erdoğan'cığım bunlar Edirne'den yarışmaya girdiler. Bunlara oy verebilirler. Keşan'da izleyenler. İlk yarışmacımız bunlar. Evet, Edirne'den burada... hatta bu babaları şehit bunların. İki tane şehit babası, yüzbaşıydı. Şehit oldu baba eskili. Ama Edirne'de oturuyorlar şu anda. Evet, bunlar izleyenler lütfen babalar... kardeşlerimize destek verelim Edirne'li olarak. Bülent Türkiye'nin evet. Facebook sayfasında yarışma devam ediyor. Oraya girerek oradan oylarınızı kullanabilirsiniz. Evet, yine bir finalist var. Çok şey, o da bu kardeşimiz de, bunu da bir izleyelim. İzleyelim, evet. Atatürk ve Çanakkale Müzesi'ne sevgilerle. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Evet, bu da yarışmacımız. Alkışlıyoruz. Evet, onu da alkışlıyorum. Yine burada çok şey var. Bir tane de birkaç arkadaş daha var. Onları da dinletelim gerçekten. Çok şey güzel. Bu da yine bunlar Demirköy'den. Ses yoktu Bülent Bey. Ses yok. Ses kapalı sanırsam. Bayrağım, senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Hollanda Atatürk ve Çanakkale Müzesi, buradan Bülent Türker amcama sevgilerle. Bunlar da Demirköy'den evet. Bir tane kardeşimiz. Sayın Türker, evet. Çocuklarımızın 100. yıl coşkusunu gerçekten görünce, bu yıl müthiş bir şekilde çocuklarımız 100. yıla da özgü olduğu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü malum. Gerçekten çocuklarımızın o duygusunu, coşkusunu görünce insan bu ülkenin geleceği için, geleceği onlar zaten. Onlar bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız. Onlarla gurur duyuyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu arada ben şunu da buradan... Selcan'da iki tane daha var. Onlara da bir şey diyeyim ben. Onlara Sayın da Türkler, şurada çok pardon. Biraz sonra dinleyebilir miyiz? Bir cümle var hemen. Tamam. Bugün de Keşan'da gerçekten 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Keşan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler vardı. Balonlar gökyüzünde buluştu. Keşan Belediye Bandosu tır üzerinde Keşan'ı dolaştı. İnsanlarımız bayraklarıyla balkonlardan, iş yerlerinin önünden bu coşkuya katıldı sevgili izleyenler. Gerçekten görülmeye değerdi. Ve akşamda buradan bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Bizi izleyen herkese bu akşam saat 21'de balkonlarımızda Türk bayraklarıyla 21'de balkonlarımızda olalım. İstiklal Marşımızı en güçlü bir şekilde söyleyelim. 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım sevgili izleyenler. Ben sözü tekrar Sayın Türker'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Türker. Evet, biz de gerçekten bu sene, bu akşam 100. yılda tam sizin saatle 29'da, biz de 8'de çok güzel bütün bahçeyi ışıklandırıyoruz. Burada İstiklal Marşı'nı açıyoruz ve hep beraber ben asker kıyafetli, annem asker kıyafetle birlikte bu akşam İstiklal Marşı'mızı söylüyoruz. Ve buna canlı yayından da bunu duyuracağız. Sayın Türker, lütfen evet. Keşan Postası'nın canlı yayında biz olmasak da, karşılıklı olmasak da lütfen, zaten editörümsünüz. Evet.
buradan yayınlarsanız, Keşan Postası'ndan burada tabii yayınlarsanız çok tabii mutlu oluruz. Oradaki ambiyansı da, Hollanda'yı da izleyenlerimizle buluşturmuş olursunuz efendim. Buyurun. Tabii. Tabii yarın yine tekrar buradan canlı yayın olarak Keşan Postası'ndan tekrar bir canlı yayın yapacağız. Son iki tane daha kardeşimiz var. Onları da bir izleyelim şöyle. Çok da tatlı bunlar da. Güç veren devrimler senin, yurduna çizdin, aydın yol senin, gençlik senin, sen gençliğinsin, ölmedin, ölemezsin, ölmedin, ölemezsin. 23 Nisan Çocukların Bayramı kutlu olsun ve... Bravo, evet. Bravo kardeşimize de gerçekten. Bir tane daha var. Onda çok tatlı bir kızcağızımız daha var. Bir kardeşimiz var. Sayın Türker, buyurun efendim. Gerçekten çok fazla gönderen olmuş ama çok şey hoşumuza gitti, beğendik. Şuradan hemen bulalım. Yayın üzerine yayın gerçekleştiriyoruz. Evet. Fotoğraf üzerine fotoğraf. Bir aydı bugün, dünden beri inanılmaz yoğunuz. Yani biz çocuklardan daha şeyiz, neşeliyiz veya çok hareketliyiz, çok coşkuluyuz. Sayın Türker, yayında yayın izliyoruz. Gerçekten bu da güzel, ayrı bir yayından renk kattı. Evet, çok, evet. Çocuklarımıza dediğim gibi şu anda olanlar sayfama girsinler. Evet. Beğendikleri çocuğa, özellikle Edirne'li çocukları, yani Edirne'liler, Edirne hemşerilerini desteklesinler. Ben öyle diyorum. Bak, bu da çok tatlı bir kızımız. 113 almış şu anda, 113. Devam ediyor. Sayın Türker, bakın, hepsi bizim çocuklarımız. Edirne'liymiş, tabii, tabii. Karslıymış. Tabii. Hiç önemli değil. Yok yok, bir şey fark etmiyoruz. Evet. Tabii oy kullansınlar. Beğendiğine oy kullansınlar. Tabii. Öyle diyoruz. Biz, evet, artık biz tarafsızız. Ben de Atatürk ve Çanakkale Müzesi'ne saygılarımla. Evet. Evet, bir daha, son bir kez de bir tane daha var. Onu da, evet, dinletelim şunları. Sayın Türker. Alo. Sayın Türker. Galiba yayında bir yine sorun mu oluştu? Teknik bir sorun mu var? Sayın Türker. Beni duyabiliyor musunuz? 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk meclis kuruldu. Bu meclisinde 100 yıllık kocaman bir kurul oluşturuldu. 23 Nisan demek ulusun egemenliğidir. 23 Nisan demek gelişen aydınlık bir Türkiye'dir. 23 Nisan demek ilerlemektir. 23 Nisan demek durmadan yürümektir. 23 Nisan demek çocuk demektir. Geleceği aydınlık, sağlıklı ve mutlu çocuklar demektir. 100. yılını kutladığımız ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı bize hediye eder. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederiz. Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun sevgili izleyenler. Evet. Hayır. Evet, evet Erdoğan'cığım, çok teşekkür ederim. Daha bir sürü var ama dediğiniz gibi bunların hepsi birbirinden güzeller. Efendim bizi izleyenler. Bülent yani daha çok tombik, tombik bir şey var şurada. Peki efendim, buyurun. Evet, evet, bu kadar daha çok var. Ben onları şey edelim. Sayın Türker, gerçekten, bir de ben... Evet, devam edelim. Arkadaşlarınız sormak isteyen bir şey var mı? İzleyicilerden, dinleyicilerden, evet, sormak isteyenler veya size sormak istediğiniz bir şey var mı? Yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Buradan Bülent Türker'e iletmek istedikleriniz. Sayın Türker, bir de ben Atatürk Sokağı'ndan bahsetmenizi istiyorum efendim. O Atatürk, evet, Sokağı beni müthiş etkilemişti Hollanda'da. Oradan da biraz bahsederseniz efendim. Bu isim nasıl verildi o sokağa? Nasıl bir girişimle bu sokağa o isim verildi? Bunu da anlatırsanız. Erdoğan, işte bizim burada birçok arkadaşlarımızla beraber belediyelerde yaklaşık 35 tane ismin Mustafa Kemal Atatürk İstanbul ismi var. Benim evimin bir arka sokağında Atatürk Sokağı var. Bu da 80'li yıllarda
belediye meclisindeki arkadaşlarımızın önerileri oldu. Aynı mahallede iki tane daha Türk ismi var. Biri İstanbul Sokağı, biri İzmir Sokağı. Biz burada çalışmalarımızı devam ediyoruz. Gerçekten Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu arada ben unutmayayım sana, bugün sana yem gönderildi. Hem kedi hem köpek yemi. Evet. Sokak hayvanları da unutmadık. Bu hafta benim işte birkaç formamı satıp şeylerle beraber yaklaşık 10 bin liralık Trakya'daki sokak hayvanlarına destek verdik. Bunu da özellikle söyleyelim. Evet. Türkiye'de bununla ilgili Sedef Hanım var. Sedef Kaya hanımefendi var. O organize ediyor. Size de dün mama gönderdi. 2 tane çuval. Onları da artık Keşan'daki sokak hayvanlarına Sayın beslersiniz. Şeker, hemen şunu da hatırlatayım. Evet. Ben KEYAKO Başkanı Sayın Sevin Cebeci var. Keşan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı. Bu konudan onunla bahsettim kendisine. Çok mutlu oldu ve sizlere de teşekkür ettiğini. Ama dedim ilerleyen günlerde bize ulaşacak. Belki de bilmiyorum. Erdoğan Bey dün gönderildi sanıyorum, yarın elinizde olacak. Kargo bugün çoğu almış. Evet. Kargodan da bir mesaj geldi. Ben bu neyin nesidir dedim. Demek ki buymuş. Tamam işte. Evet. Evet tamam. Kargodan da size gelen o mamanız dün çıktı. Bugün çoğu almış. Yarın da siz onu alırsınız. Onu da şey yapın. Arkadaşlar dizinin Keşan Postası'nı izlesinler. Bülent Türker sayfasında 23 Nisan çocuklarını beğendikleri çocuğa oy kullansınlar. En iyisi bu akşam 23.59'da en çok oy alana bir tane ödül vereceğiz. Ayrıca 3 tane kardeşimize de birincilik, ikincilik, üçüncülük vereceğiz. Tüm yarışmaya girenlere de özel bir takdirname vereceğiz. Çocuklar hepimizin, onlar bizim yarınımız. Yine sormak isteyenler varsa bize her konuda sorabilirler. Keşan'dan Avrupa'ya gelenleri de her zaman evimiz açık. Özellikle Keşan Postası, Akif, İnan, Erdoğan, evet. Demir'i söyleyenlere biz bu müzemiz, yerimiz azık. Benim de sevgili Akif İnan'a da buradan selamlar, sevgililer gönderiyoruz. Onu da çok seviyoruz. Efendim bir teşekkür de Buğra kardeşimize, Buğra Türker'e de teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşımız, bu görüntüleri bizlere ulaştıran Buğra kardeşimiz. Ona gerçekten buradan tüm bizi evet. izleyenler adına da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buğra sağ ol, teşekkürler. Büyük emeğiniz oldu. Bu akşam lütfen İstiklal Marşı'nı da Bülent Bey Keşan Postası'ndan evet. belki ben yayında eğer müsait olursam mutlaka ben de olmaya çalışacağım. Ama çünkü burada da malum işlerimiz var. Belediyede de etkinlikler var. Şimdi buradan oraya evet. gideceğiz. Belediyenin etkinlikleri gerçekten bitmiyor Keşan Belediyesi'nin. Lütfen o İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu da bahçenizden yayınlarsanız tamam. çok memnun oluruz Sayın Türker. Başka söylemek istediğiniz son olarak mesajınız nedir efendim? Ben tüm Keşan'a selam ve sevgiler gönderiyorum. Evde kalın. İnşallah bunu da atlatacağız. Türkiye neler atlatmadı. Bunu da atlatacağız. İnşallah bu yazda Keşan'a da geleceğiz. Güzel konferanslar da vereceğiz. Yeter ki sağlıklı olalım. Her şeyin başı sağlıktır. Bakın işte burada evlerimizde kaldık. Güzelim 23 Nisan'ı böyle kutluyoruz. Ama bir dahaki yıllarda inşallah daha güzel kutlarız. Lütfen dikkat edin. Mesafeye çok dikkat edin. Ellerinizi çok çok güzel yıkayın. Sağlıklı olun. İnşallah 23 Nisan'ın 100. yılını kutladık. 29 Ekim'de 2023'te muhteşem bir Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlarız. Ben tüm dünya çocuklarına selam sevgiler gönderiyorum. Başta annem üzere olmak üzere sevgili oğlum, burada kameraman, gizli kahramanlar. Evet, onlar perde arkasında olanlar. Evet ve çoktan gerçekten güzel bir yayın oldu. Ben Keşan Postası'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar bir yayın yaparız ve onu da daha çok duyururuz. Bu telaştan yeteri kadar duyurmadık. Bir gün sırf Keşan Postası için özel bir Çanakkale yayını yaparız. Sayın Türker, Buğra'yı da lütfen en azından siz çekersiniz. Buğra'yı da bir göstermek istiyorum ben sevgili izleyenlere. Buğra kardeşimizi de bir görelim. Evet Buğra, merhaba. Merhaba. Çok sağ ol. Bu yayında senin de çok büyük emeğin oldu Buğra. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Zehra annemize de çok çok selamlar. Selamlarımızı iletin lütfen. Evet sevgili izleyenler. Bugün gerçekten az önce de söyledim. 36 yıllık gazetecilik hayatımda birçok habere imza attım. Ama bugün yaptığımız bu yayın beni o kadar çok duygulandırdı ki bilmiyorum sizler neler düşündünüz. Yorumlarınızda mutlaka yazacaksınız veya yazıyorsunuzdur. Yorumlarınızı pek takip edemedim ama lütfen
Bakıyoruz, evet. Şu anda lütfen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hep birlikte coşkuyla, sevgiyle kutlayalım. Bu akşam, bir daha tekrar ediyorum, bu akşam saat 21'de lütfen balkonlarımızdan, camlarımızdan İstiklal Marşımızı hep beraber söyleyelim. Bugün çok önemli bir yayın gerçekleştirdik bence. Hollanda'da Atatürk ve Çanakkale Müzesi'nden müze sahibi Sayın Bülent Türker ve aynı zamanda Keşan Postası sistemimizin yazarı ve Hollanda temsilcisi Sayın Bülent Türker çok önemli bilgiler verdi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın. Başka bir yayında tekrar buluşmak üzere sevgili izleyenler.